Herkese yeniden merhaba, ben Fulya. Özgün Coşkun'un başlatmış olduğu bir etkinlik var. 2019 yılında iz bırakan kitaplar hakkında soru cevap etkinliği hazırlamış. 10 tane soru hazırlamış. Bu etkinliğe benim de katılmama vesile olduğu için kendisine teşekkür ederim. Bu etkinlik için ise Elif beğenmiş, beni de davet etmiş. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Kendisine çok beğeniyorum. Yani kitap önerilerini çok çok beğeniyorum. Eğer size takip etmek isterseniz açıklamalar kısmında Elif beğenmişin kanalının linkini bulabilirsiniz. Bir an önce videoya geçmek istiyorum. Çünkü bu video sayesinde 2019'a şöyle bir baktım. Neler okumuşum, neler bende iz bırakmış, hangi kitapları sevmişim, hangi kitapları sevmemişim. O yüzden biraz böyle duygusal bir konuşmayla girmiş oldum aslında ama yani bir senemiz geçmiş, bir senede neler okumuşuz, ne duygular hissetmişiz. Aslında bunu anlamamız için bu etkinlik çok güzel oldu. Zaten ben yine bir video çekecektim 2019 favorilerim diye ama bu biraz favoriler dışında, yani sevdiğiniz ve sevmediğiniz kitaplardan da bahsediyor bu sorular. Yani bunlara cevap arayan sorular daha doğrusu. Şimdi yavaşça başlamak istiyorum. Bakalım 2019 benim için nasıl geçmiş? Ben bu soruları cevaplarken sizler de yorumlara herhangi beğendiğiniz bir sorunun cevabını verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bu yıl keşfedip çok sevdiğim bir yazar. Ben bir tane yazardan bahsetmek istiyorum. O da Orhan Kemal. Ben İlk kez bu kitabını okudum. Yani tek okuduğum kitap da bu zaten. Ama iki kitaptan oluşuyor aslında. Baba Eve birinci kitabı, Avare Yıllarısı ikinci kitabı. Orhan Kemal'in kalemini çok sevdim. Yani bende çok büyük bir etki bıraktı. Kitabına ne yabancısınız ne de o kadar yakınsınız. Anlattığı şeylere yani çok böyle yani o kadar değişik bir hissiyat bıraktı ki bende. Anlattığı şeyler sanki ben de hani yaşadığım şekilde bir yerlerde gördüm gibi. Ama böyle daha önce hiç görmediğim şeyleri anlatıyormuş gibi de. Yani o kadar böyle beni farklı duygulara sürükledi ki kalemini de, üslubunu da, bu akıcılığını da çok çok beğendiğim bir yazar. Sonraki kitaplarını da 2020 yılı içerisinde okuyacağım bir yazar olacak. Çok çok beğendim kendisini. Aslında Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi yazarları biraz nasıl desem ağdalı bir dille yazan yazarlar gibi zannediyorlar. Ben böyle düşünmemiştim hiçbir zaman. Hatta böyle daha bizden, daha hani Anadolu, yani daha Anadolu'yu anlatacak yazarlar olduğunu tahmin ediyordum. Neden bu kadar geciktim bilmiyorum. Demek ki her kitabın bir sırası var diye düşünüyorum. Ama yani Orhan Kemal'i kesinlikle okumalısınız derim. Ben de gerçekten güzel bir iz bıraktı kendisi. Sonraki soruya geçelim. İkinci sorumuz, bu yıl basılan ve çok sevdiğim bir kitap. Bu yıl basılan çok kitap okumadım. Yani bu yıl daha çok klasiklere ağırlık verdim. Dünya klasikleri, Türk edebiyatı klasikleri ya da modern klasikler. Bunun dışında çok çağdaş edebiyattan yani kitap okumadım. Ama okuduğum birkaç kitaptan biri, yani beni etkileyen kitaplardan biri Stephen King'den Yabancı. Bunu okuma maratonunda da eğer izlemişsiniz görmüşsünüzdür. Bu kitap da yani yazarla da ilk kez tanıştım. Aslında yazar da nasıl desem Stephen King'in daha iyi kitapların olduğu söyleniyor. Diğer kitaplarının Stephen King'in oldukça kitabı var. Yani bunlardan biri, okumak istediğim kitaplardan biri Mahşer. Bir de bir üçlemesi varmış. Onu çok okumak istiyorum. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Ama o çok önerilen kitaplar arasında. Bu kitap da yani beni şöyle sürükledi. Çok hızlı bir şekilde okuyabildim ve çok meraklandığım için aslında hızlı okudum. Evet, yazarın kalemi de güzel. Hızlı bir şekilde ilerletiyor olayları ve sürekli bir olay çıkıyor. Hani tam olay çözümlenmiş gibi hissediyorsunuz. Sonra tekrardan aslında alakası olmuyor. Tekrardan olay farklı bir yere sapıyor. Hani o yüzden çok böyle meraklandıran bir kitap oldu. Yazarın da kalemini oldukça beğenmiştim. O yüzden bu ikinci sorunun cevabı olarak bu kitabı, bu yazarı söylemek istedim. Sonraki sorumuza geçelim. Bu yıl okuduğun kitaplardan en sevdiğin karakter.
Şimdi bahsedeceğim yazar hakkında bir videom da var. 2020 yılında bütün kitaplarını okumayı hedefliyorum. Her aya bir kitap yaydım. Daha önce de toplamda 3 tane kitabını okudum. Livaneli, Zülfü Livaneli. Bu yazarı da oldukça beğendim. Sadece şu anda 3 tane kitabını okudum ama yani yaşayan efsane demiştim o videomda da. Ve sürekli son zamanlarda özellikle videolarını izliyorum. Çok beğeniyorum. Yani konuşma tarzı olsun, nasıl desem karakteri olsun çok çok hoşuma giden bir usta. Hem müzisyen, müziklerini de çok seviyorum. Oldukça usta bir müzisyen kendisi. Ama ben edebi yönünü daha da çok sevdim. Kendisi de zaten bir videosunu izlemiştim. Ekşi Sözlük'e bazı sorularını cevaplamıştı Ekşi Sözlük'te. Yani cevapladığı sorulardan biri de şuydu. Yani soruyu hatırlamıyorum ama bir cevap vermişti. Hani beni daha çok müzisyen kimliğimle tanıyorsunuz ama benim daha da öncelerim, yani daha da çocukluğuma inersek ben aslında edebiyatla yani ön plana çıkmıştım. Sürekli denemeler yazıyordum. Sürekli öykü, hikaye denemeleri yazıyordum. Ya sürekli bir şeyler karalıyordum. Sonrasında amatör olarak müziğe başladım demişti. Ya bu beni ayrıca sevindirdi nedense. Yani daha çok yazar kimliği daha baskın olsun istiyorum. Çünkü gerçekten çok çok beğeniyorum kalemini. Şimdi sorumuzun cevabına gelecek olursak. Bu kitabın ismi Leyla'nın Evi ve karakterimiz, ana karakterimiz de Leyla. Leyla karakterini ben çok sevdim. Kendisi yaşlı bir kadın. Daha önce hiç evlenmemiş ve bir konakta yaşıyor. Daha sonrasında da müştemilatında yaşamaya başlamış birçok sebepten dolayı. Kitabı okursanız eğer, oraları ilmek istemiyorum yani. Kitabı okuyunca anlarsınız. Müştemilatta yaşamaya başlamış ama o yaşadığı yeri o kadar çok seviyor ki o kimliğini seviyor, mahallesini seviyor. Kendisini bilen bir kadın, çok naif, çok hani nazik bir kadın ve olduğu ortama da uyum sağlayabilen bir kadın. Çok sevmiştim ben bu Leyla karakterini. Yani bu sorumun cevabı da bu olabilir. Yani kesinlikle Leyla karakteri diyorum. Sonraki sorumuza geçelim. Bu yıl sonuyla seni en çok şaşırtan kitap. Sonuyla en çok şaşırtan kitap. Biliyorsunuz Grace Stephens Wyke'ın kitaplarını çok seviyorum. Ve bu yıl Amok Koşucusu adlı kitabını okumuştum. Amok Koşucusu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ne demek bilmiyordum. Araştırdım sonrasında Ekim ayında ya da Kasım ayındaydı galiba. Herhalde Ekim ayı olması lazım. Eğer siz de ama koşucusu ne demek olduğunu merak ediyorsanız orada ayrıca yani ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Büyük ihtimalle okuduklarım videosunda olabilir ya da okuyacaklarım videosunda da olabilir Kasım ayı için. Oradan bulabilirsiniz. Ama koşucusunun sonunu çok ilginç buldum. Evet hani bir son bekliyordum. Hani kitabın gidişatına göre bir son bekliyordum ama yani bu sonu beklemiyordum. Beni gerçekten sonu çok şaşırtmıştı. Çok beğendiğim bir kitaptı. Bir de Stephen Zweig'dan Korku adlı kitabını çok beğenmiştim. Yani kitabın her satırı beni çok çok heyecanlandırmıştı. Orada da bir kadının korkusunu anlatıyordu. Ama ben sanki o kadın, öyle bir kadın yok. Sanki benim hayatımı yazmışlar. O korkuyu birebir ben hissetmiştim. Ve hemen bir çırpıda okuyup bitirmiştim zaten o kitabı. Eğer merak ediyorsanız siz de kesinlikle bu kitabı okuyun derim. Sonu gerçekten beni çok şaşırttı. Sonraki sorumuza geçebiliriz. Bu yıl beklentilerini karşılayan kitap. Yine Livaneli'nin kitabıyla bahsetmek istiyorum. Son Adam. 2019 yılının başlarında okumuştum galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Son Adayı görünce yani kitabın kapağı, martılar, ada. Yani resim aslında benim ilgimi çekmişti. Hem de o zaman Livaneli'nin bir kitabını okumuştum ve evet sevdiğim bir yazar olacak gibi geliyordu. Ve diğer kitaplarını da almak istedim. Sonrasında da bu Son Adayı okumaya karar verdiğimde yani arka kapak yazısı, yani insanların, okuyucuların yaptığı yorumlar beni çok etkiledi. Ve ben bir beklentiyle bu kitabı okumaya başladım. Genellikle bunu yapmıyorum. Yani büyük bir beklentiyle kitap okumaya başlamıyorum. Çünkü böyle okuduğum zaman beklentimi karşılamıyor.
Ama bu kitap kesinlikle karşıladı bu günümüzü. O kadar güzel anlatan bir kitap ki. Kitapta bol bol insanların nasıl kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini görüyorsunuz. Zaten kitap boyunca diktatörlükten bahsediliyor. Çok güzel bir yaşam varken, çok güzel bir düzen varken bunu nasıl kendi elleriyle mahvettiğini görüyorsunuz. Bu kitabı da kesinlikle okumalısınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten size çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Sonraki sorumuza geçelim. 6. sorumuzdayız. Bu yıl beklentilerini karşılamayan bir kitap diye bitiyor sorumuz. Evet. Yani yine yabancı. Ama bu farklı bir yazar tabii ki. Yani bu yabancı kitabını da çok böyle popülerdi. Yani Bookstagram'larda görüyordum. İnsanlar okuyor, herkes fotoğraflarını paylaşıyor, postlar atıyorlar falan. Ben genellikle bu kadar popülerken bir kitabı almıyorum. Aslında bunun popülaritesi de biraz geçmişti aldığım zaman. Ama yani benim beklentimi hiç karşılamadı. Genellikle zaten popülaritesi olan kitapları almama sebebim de bu. İnsanlar birden o almış, bu almış ya kitabı alıyorlar. Aslında arka kapak yazısını hiçbir şekilde bakmıyorlar. Ne anlatmış bu kitap? Birden kitap büyüyor ve çok abartılıyor bence. Evet, kitap kötü bir kitap değil. Güzel bir kitap ama benim yani beklentimi karşılamadı. Çok büyük bir beklenti içerisinde de değildim sadece. Ama yine daha farklı şeyler bekliyordum. Yani insanın içine düştüğü yabancılığı anlatıyor. Ben daha farklı şeyler bekliyordum bu kitap açısından. Yani ben de içimdeki yabancıdan yani birkaç kırıntı bulabileceğimi düşünüyordum. Ama böyle çok ağır ilerleyen bir kitapmış gibi geldi. Yani ben böyle çok hızlı bir şekilde okuyamadım. Beni çok içine çekemedi. Evet, Nobel ödülü, yani Nobel Edebiyat Ödülü olan bir kitap ama yani beni çok çok da tatmin etmedi. Belki okumamın zamanı değildi ya da bu kadar çok popüler olduğu için ben de çok mu yani büyük bir beklenti içerisine girdim bilmiyorum ama beni çok tatmin etmedi. Ama genel olarak yani baktığınızda kitap kötü bir kitap değil. Sadece ben çok büyük bir beklenti içerisine girdim sanırım. Evet, şimdi 7. sorumuzdayız. Bu yıl seni ağlatan bir kitap. Bu yıl beni ağlatan kitap Şemsettin Sami'den Taşkı, Talat ve Fitnat. Bu kitabı ikinci okuyuşum ama bunu ilk kez yani ilkokulu ya da ortaokul başlarında okumuştum. O yüzden kitabı hatırlamıyordum. Yani kitabın sonunu hatırlamıyordum. Yani az çok işte Talat'ı, Fitnat'ı, yaşadıkları aşkı az çok hatırlıyordum ama en önemli kısmını unutmuşum, hatırlamıyorum. Nasıl bu sonu da nasıl unuttum onu da bilmiyorum. Ama iyi ki unutmuşum çünkü ikinci kez okuduğum için tekrardan yeniden bir kitap okuyormuşum gibi hissettirdi kitabı kapattığımda. Yani böyle bir sonu beklemiyordum. Yani neden böyle oldu? Çok üzülmüştüm. Nasıl ya? Hani nasıl olabilir böyle bir şey? Hayır, hayır. Hani böyle kitabı okurken bunları söylersiniz ya. Hayır ya, hayır sakın böyle bitmesin diye. Hani ne yazık ki öyle biten kitaplardan biri. Gerçekten duygulanmıştım. Şöyle bir 10 dakika, 20 dakika kendime gelememiştim. Ya şöyle kitaba baka kalmıştım. Nasıl ya? Nasıl böyle bitti? Hani böyle olmasaydı. Ya bu böyle olmamalıydı. Sürekli bunları söyleyip durdum. 20 dakika kendime gelemediğimi hatırlıyorum. Evet, beni ağlatan kitap diyebiliriz. Yani ağlamasam da gözlerim dolmuştur herhalde. Bayağı bir etkilemişti beni. Sonraki sorumuz ise bu yıl seni güldüren bir kitap demiş. Ben bu soruya şu kitapla cevap vermek istiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Mürebbiye. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la da bu sene tanıştım. Daha önce hiçbir kitabını okumamıştım. Ama bu yıl 2 ya da 3 tane herhalde kitabını okudum. Mürebbiye de beni güldüren kitaplardan biri oldu. Bu kitapta Matmazel Angel adıyla olan bir karakterimiz var. Bu karakterimiz yani kenar mahallede büyümüş bir karakter ve zengin bir eve girip yani bir hanım olmaya çalışıyor. Yani zengin koca avcısı diyebiliriz. Bir zengin bir eve giriyor ve orada mürebbiyelik yapmaya başlıyor. Ve o evdeki erkeklerin hepsini birbirine düşürüyor. Kendine aşık ediyor bir şekilde, entrikalar dönüyor. Sanki böyle Yeşilçam filmi izlermiş gibi hissettirdi. Bayağı entrika doluydu. Bazı yerlerde böyle sesli bir şekilde gülmüştüm, kahkaha atmıştım, hatırlıyorum. Güzel bir kitaptı. Şimdi de yüzümü güldürdü hatta.
Hüseyin Rahmi Gülpınar bu kadın erkek ilişkilerini hem hüzünlü bir şekilde anlatabiliyor hem de böyle gülünç bir şekilde sokabiliyor. O yüzden beğendiğim kitaplardan biriydi. Hüseyin Rahmi Gülpınar okumaya devam edeceğim. Evet, sonraki sorumuza gelelim. 2019 senin için okuma açısından tatmin edici bir yıl mı? Bu soruya verebilecek bir cevabım yok aslında. Yani tatmin edici de diyemem, tatmin edici değildi de diyemem. Bunun sebebi ise 2019'da kendime bir hedef koymayışım. Yani şu kadar kitap okuyacağım ya da şöyle klasikler okuyacağım ya da çağdaş Türk edebiyatına şöyle önem vereceğim, öncelik vereceğim demedim. Yani biraz böyle okuyabildiğim kadar kitap okuyayım kafasında aslında 2019 yılına başladım. Bu da benim için çok şey olmadı. Yani verimli olmadı, iyi olmadı. O yüzden de bunu 2020 yılı için düşünmüyorum kesinlikle. 2019 yılının başlarında, ilk aylarda, ya ayı iki kitapla kapattığım zamanlar da oldu. Asıl Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı, yani Haziran diyebiliriz. Haziran ayından sonra düzenli bir şekilde kitap okumaya başladım. Ayda 6, 7, 8 bu sayı değişiyor ama ortalama herhalde 7 kitap okumuştum. Güzel gidiyordu. Her şey gayet güzeldi. Şu anda da yine güzel gidiyor. Zaten diğer videolarımda da bahsediyorum. Hani 6-7 benim kaderim herhalde. Sürekli bu kadar kitap okuyabiliyorum. Daha fazlası ya da daha azı olmuyor diye. Hani bir şekilde kendimi ayarlıyorum. Tabii ki seçimlerimiz de önemli. Yani sayfa sayısına falan da bakıyorum aslında. Kitapların kalınlığına. Çünkü bir hedef koyuyorum önüme. Ve bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum. Ve ben realist bir insanım. Gerçekte düşünmeye çalışıyorum. Yani kocaman kocaman kitaplar, kalın kitaplardan. Yani 7 tane bir kitabı okuyamam. Yani bu benim için birazcık üst seviye. O yüzden de yani biraz daha gerçekçi düşünmeye çalışıyorum. Tabii ki önemli olan çok çok kitap okumak değil. Evet, okunacak çok güzel kitaplar var. Bazen de böyle kitapçılara gidiyorum. Şöyle bir içeriye giriyorum. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum. Hani bu kadar kitabı okumaya asla ömrüm yetmeyecek. Hissiyatı oluşuyor. Çok farklı bir şey bu. Ne yazık ki hepsini okumaya ömrüm yetmeyecek herhalde. O kadar güzel kitaplar var ki. Umarım aralarından en güzellerini seçerek ilerlerim diye. Yani düşünüyorum. Öyle istiyorum. Bilmiyorum bakalım 2020 yılı bize ne getirecek. 2019 yılı o yüzden benim için ne tatmin edici oldu ne de yani boş bir yıl oldu. Yine gayet yapabildiğim kadar yaptım, okuyabildiğim kadar kitap okudum. En azından kendimi böyle motive ediyorum. Sonraki sorumuza geçelim. Son sorumuz bu artık. 2020 için belirlediğim bir hedef var mı? 2019'dan bu kadar hedefsiz bir yıldan bahsetmişken artık 2020 yılı için bir hedef koymamak bilmiyorum ne kadar doğru olur. Kesinlikle bir hedefim var tabii ki. Böyle hayalim yani bu yılı 100 tane kitap okuyarak bitirmek. Ama dediğim gibi ben realist bir insan olduğum için, gerçekçi düşündüğüm için 100 tane kitabı okuyamam. Bunun sebebi ise 2020 yılında klasik kitaplara önem vermek istiyorum, öncelik vermek istiyorum. Dünya klasikleri olur, modern klasikleri olur, Türk edebiyatı klasikleri olur. Yani bu yerel klasiklerimize de yer vermek çok çok istiyorum. O yüzden klasik kitaplar okuyacağım için, klasik kitaplarımız da biraz kalın kitaplar olduğu için, yani benim okuyacağım kitaplar, istediğim kitaplar, tabii ki biraz daha önce kitaplar da var ama ben daha çok istediğim kitapların sayfa sayıları biraz fazla. O yüzden de 100 kitabı okumam biraz zor olabilir. Ben de şöyle bir düşündüm, bu seneye baktım, 40-50 civarında kitap okumuşum. Herhalde Aralık ayı bittiğinde 50'yi bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bu yıl yani Haziran ayından itibaren aslında 40 tane, 50 tane kitap okumuşsam bir sonraki yıl kalın kitapları da okuyacağım varsayarsam 80 tane kitap okumayı hedefliyorum. Umarım yani sonunda 2020 yılının sonunda bu 80 kitabı okumuş olurum. 2020 yıl içinde okumayı planladığım kitapları da şimdiden yani listeledim. Onları hazırladım. Neler okuyacağım biliyorum. Hatta kitap siparişi verdim. Onların da gelmesini bekliyorum. 2020 yılına bomba gibi girmek istiyorum. Sürekli ve düzenli bir şekilde kitap okumak istiyorum. Hedeflerden bahsetmişken şunun da cevabını vermek istiyorum. Bana Bookstagram'dan da çok geliyor bu soru.
günde kaç sayfa okuyorsun? Yani bu ne kadar önemli bilmiyorum. Hani bu çok değişken bir şey. Yani 10 sayfayla da günü tamamlıyorum. Geri geliyor yani 150 sayfa da okuyorum. Yani bu benim için çok değişken bir şey. Ama ortalama baktığımda herhalde bir 60 sayfa okuyorum günde. Tabii ki böyle bazı haftalarım çok artıyor. Bazı haftalarım hatta 100 sayfa ile kapattığım oluyor. Kitabı doğru düzgün açamadığım oluyor. Hani sadece kendimi sürekli hani bir 15 sayfa oku, bir 20 sayfa oku, kitaptan uzaklaşma. Yani okuduğum şeyleri unutmayayım, nerede kalmıştım, hani paniği olmasın diye böyle sürekli kitap okumaya devam ediyorum. Zaten olması gereken de bu. Hani hep uzmanlar da öneriyor ya, günde 20 sayfa okuyun. Bu sizin için yani bayağı bir önemli diye. Günde tabii ki 20 sayfanın altına inmemeye çalışıyorum. Tabii ki bu değişiyor yani yoğunluğuma bağlı olarak bazen kitabı elime alamıyorum ama en azından yatağa girmeden önce bir 20 sayfa okuyorum ve günü öyle tamamlıyorum. Genellikle ama en çok sevdiğim zamanlar sabahları. Yani sabah erken kalktığım zamanlar, havada karanlık. Yani hem kalkmışım hem yani uyansam yataktan çıksam ne yapacağım? En güzeli yani lambamı açıyorum ve kitap okumaya başlıyorum. Bazen öyle bir oluyor, uyanıyorum. Bir bakıyorum 50 sayfa okumuşum, bir saat geçmiş üzerinden. Yani bunun tadı da ayrı bir haz veriyor. Yani öyle söyleyebilirim. Evet, benim sorularım bitti. Cevaplarım da bitti. Çok güzel bir etkinlikti. Yani ben bu videoyu çekerken çok zevk aldım. Böyle hem sohbet gibi oldu hem de ben 2019 yılıma şöyle bir göz atmış oldum. Neler okumuşum, neler bende iz bırakmış diye. Bunları da sizlerle paylaşmış da oldum. Evet, Elif Beğenmiş'e daveti için tekrardan teşekkür ederim. Ben de bu etkinlik için Büşra Atıcı'yı davet etmek istiyorum. Onun da kitaplarını, yani neler önereceğini, onda neler iz bıraktığını çok merak ediyorum. Bu böyle zincirleme çok güzel bir video turu olacak. Yani çok heyecanlı. Bundan sonrakileri de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir dallanıp budaklanma olacak. Umarım 2020 gelmeden 2 haftamız kalmışken bu videoların hemen hızlı bir şekilde devamı gelir. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir çünkü ben bu videoyu çekerken çok zevk aldım. Hem böyle sohbet gibi oldu dediğim gibi, hem de böyle 2019 yılına şöyle bir bakmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlara cevaplarınızı yazmayı unutmayın. Eğer anlattığım kitaplarda siz de benim gibi hissettiyseniz ya da tam tersi düşünceniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Bana kitap önerilerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Çünkü ben oradaki yorumlara önem veriyorum. Onları listeliyorum. Ve sonra araştırıyorum. Benim yani benim okuma planıma uygun mu? Benim zevkime uygun mu diye. Tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.